Şimdi son panelistimiz emekli Albay Ali Coşar, Assam Başkan Yardımcısı. Kendileri ortaya çıkan yeni şartların savaş doktrin ve konseptlerine etkisi, savaş hukukunun yenilenmesi ihtiyacında bize bildirisini sunacak. Buyurun Ali Hocam, sizi dinliyoruz. Değerli başkanım, değerli katılımcılar, kongre panelistleri, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Selamünaleyküm. Bu uzun çalışma sürecinde sonuncu panelist olmak biraz şanssızlık olsa da bir anlamda benden önce görüşme yapan, konuşma yapan arkadaşların ifade ettiklerinin de bir anlamda özeti olacak. Biraz daha sabır edilmesini istirham ediyorum katılımcılardan, panelistlerden. Son çeyrek asırdan beri ortaya çıkan dünyadaki, yurdumuzdaki ve çevre ülkelerdeki konularla ilgili olarak ne gibi sonuçlarla karşılaşıyoruz onları özetlemek isterim. Dünya son 25-30 yıldan beri giderek karmaşık bir savaş profiline tanıklık etmektedir. Bu kapsamda son yıllarda oldukça sık sözü edilen hibrit savaş, hibrit savaşın içinde yer alan siber savaş, ve aynı şekilde biyolojik savaş. Bu savaşlar esnasında kullanılan insansız kara, hava, deniz savaş araçları ve yine teknolojinin sunduğu imkan olarak muharebe istihbaratının oldukça kolaylaşması, adeta bir evin gözetlenmesi şeklinde kolaylaştığı, doktrin ve konseptlerin, askeri doktrin ve konseptlerin ve savaş hukukunun bu meydana gelen sonuçlar çerçevesinde revize edilmesi gerektiğini ifade etmek isterim. Özellikle son 20 yıldır adeta ilan edilmemiş kirli, sinsi ve kanlı yeni tür bir savaş atmosferine girmiştir dünya. İnsan hukuku, izzeti ve bütün insani değerler ayaklar altındadır. Emperyal devletlerin 21. yüzyılda haksız, hukuksuz işgalleri devam ediyor. Örnek Kırım, Irak, Suriye, Libya, Afganistan, Keşmir, Doğu Türkistan, Filistin. Teknolojik imkanların ortaya koyduğu otonomi ve robotik teknolojiler harp alanlarını yeniden şekillendiriyor. Gün geçtikçe yapay zekayı mümkün kılan teknolojilerdeki gözle görülür şekilde meydana gelen hızlı ilerleme, insan figürünün harp alanındaki harp ve strateji bakımından tek karar alıcı ve uygulayıcı olma yeteneğini elinden almasa da artık bunu paylaşacak gibi görünüyor. Doğrudan veya örtülü olarak birden fazla savaş aracının belli bir amaç için karmaşık bir şekilde kullanıldığı yeni bir savaş türüne hibrit savaş demektedirler. Hibrit savaşın açık veya gizli uygulama yöntemleri çok çeşitlidir ve temel olarak 21. yüzyılda ortaya çıkan yeni teknikler ve iletişim yöntemlerinin kullanılmasıyla gerçekleşmektedir. Bu yönüyle hibrit savaş çağdaş bir savaş türüdür. Konvansiyonel ve gerilla savaşı karışımı hibrit savaşın en merkezi tanımlarından biridir. Diğer tanımlar bu tanımın çerçevesinde, çevresinde gelişmiştir. Hibrit savaş, devletler, devlet dışı unsurlar, devlet destekli unsurlar ve devletlerden bağımsız olarak konvansiyonel tehditler, düzensiz savaş, terörizm, suç ve suç örgütleri tarafından uygulanmaktadır. Siber savaşı da hibrit savaşın bir unsuru olarak ifade etmiştim. Siber savaş bir devletin başka bir devletin bilgisayar sistemlerine veya ağlarına hasar vermek ya da kesinti oluşturmak üzere gerçekleştirilen sızma faaliyetleridir. Siber güvenlik, siber alanda oluşan tüm tehditlere karşı devlet, kurum ve bireylerin birlikte hareket ederek, hatta devletler bazında işbirliği yaparak tüm dünyada bilinç seviyesinin artırılması faaliyetleridir. Siber saldırı türleri olarak son kullanıcı kişilerin çoğunun bilmediği birçok türü var. Ben bunları birkaç tanesini söyleyip geçeceğim. Açık mikrofon dinleme, ağ tarama, hizmet dışı bırakma, IP aldatmacası, internet saldırıları, kabloya saplama yapma, kriptografik saldırılar, sosyal mühendislik, tuzak kapı, yemleme, yerine geçme, yığın e-posta gönderme şeklinde zamanlama saldırıları ve zararlı yazılımlar gönderilmesi. Siber savaş sonrasında, siber savaşın uygulanması halinde meydana gelebilecek tehditleri ifade etmek gerekirse, nükleer tesislerde petrol ve doğal gaz hatlarında sorun çıkabilir. Hava kontrol sisteminin kaybedilmesi sonucu uçaklar havada çarpışabilir. Uydu sistemlerinin ele geçirilmesi uyduların düşmesine ya da yörüngeden çıkmasına sebep olabilir.
Elektronik bankacılık durursa bankalardan ve ATM'lerden işlem yapılamaz. Metro, tren garları ve trafik ışıklarının arızalanması büyük kazalara yol açabilir. Elektrik dağıtım şebekesine yapılan olası bir saldırı durumunda elektrikle çalışan hiçbir alet kullanılamaz. Ali Bey simultana yetişemiyor. Biraz daha yavaş okuyabilir misiniz? Tabii. Siber savaşın harekat alanı ve amaçları olarak şunları söylemek mümkün. 21. yüzyılda harekat ortamlarından birisi de kara, hava, denize eklenen siber uzay harekat alanıdır. Diğer harekat alanlarını etkileyebilmektedir. Siber savaş bir devletin diğerine zarar vermek maksadıyla tatbik ettiği siber saldırıdır. Bir ülkenin hayati bilgisayar ve iletişim sistemlerini bozmak için bilgisayar virüsleri ve bilgisayar korsanlığı gibi dijital saldırılara zarar, ölüm, yıkım meydana getirmek amacıyla kullanılmasıdır. Amerikan Kongre Araştırma Servisi 2015 raporunda şöyle diyor: açık bir doktriner tanımı olmamasına rağmen siber savaş tipik olarak silahlı bir saldırıya eşdeğer bir devlet eylemi veya siber uzayda askeri bir tepkiyi tetikleyebilecek güç kullanımı olarak tanımlanmaktadır. Günümüz savaşlarında bilgisayar korsanlarının bilgisayar kodunu kullanarak bir düşmanın altyapısına saldırmak için silah ve füze gibi geleneksel silahları kullanan konvansiyonel birliklerle beraber, yani bildiğimiz klasik birliklerle beraber savaştığı görülmektedir. Siber savaş, sahip olduğunuz her aygıtı sanal bir savaş alanında bir silaha dönüştürülebilir. Yani bilgisayar klavyesinin tuşları birer silaha dönüşmektedir. Dünyada siber savaş birlikleri kurulduğu yolunda birçok dokümanda geçen hususlardan birisi İngilizlerin bir siber tugay kurdukları, sosyal medya tugayı kurdukları hususu var. Ayrıca Çin'in bir mavi ordu olarak adlandırdığı bir büyük bir birlik var. Tüm bu işleri tamamen bu özel olarak ayırmış oldukları birliklere yaptırmaktadırlar. Yine hibrit savaşın bir başka bölümü olan biyolojik savaştan söz etmek istiyorum. Mikroorganizmalar kullanılarak insan, hayvan ve bitkilerin öldürülmesi ya da etkinliklerin kısıtlanmasına yönelik bir savaş yöntemidir. Bu kapsamda bakteriler, virüsler, protozoalar gibi mikroorganizmalar biyolojik savaş ajanı olarak kullanılmaktadır. Yine biyolojik savaşın bir alt bölümü olarak ifade edilen entomolojik savaş, böceklerin düşmana karşı saldırı amacıyla kullanılmasıyla oluşan bir adlandırmadır. Biyolojik silah olarak böceklerin kullanıldığı bir çeşit biyolojik savaş metodudur. İkinci Dünya Savaşı'nda Almanların patates böceğini bu maksatla kullandığı yolunda duyumlar varsa da herhangi bir belge elde mevcut değildir. Böceklerin bir patojen ile enfekte edilmesinin ardından hedef görülen alana enfekte vektör olarak yönelilmesi şeklinde vuku bulmaktadır. Böceklerin doğrudan mahsullere zarar vermesi de gerçekleşir ki bu çekirgelerin geçtiğimiz bu bir sene içerisinde Asya'ya doğru hareket etmekteyken Orta Doğu'ya yönlendirildiği hususunda da bir duyum alınmıştı. Aynı şekilde koronavirüs hastalığı, biraz önce diğer panelistler üzerinde durdular ayrıntısıyla. Koronavirüs hastalığına da bir tür biyolojik savaş vasıtası olma ihtimali vardır. Covid-19'un bu tür bir biyolojik ve hatta sosyopsikolojik bir silah olma ihtimali yüksektir. Nitekim korku üzerinden devam edilmektedir. Covid-19'la ilgili baskıların oluşturulması bir korku, psikolojik baskı üzerinden yürütülmektedir. Keza son yılların en önemli savaş araçlarından insansız savaş araçları günümüzde oldukça konu edilmektedir. İnsansız savaş araçları muharebe sahasının uzay dahil dört boyutunda da görülebilirler. İnsansız kara araçları, deniz araçları, hava araçları olarak üç bölümde incelenebilir. Otonomi ve robotik teknolojiler harp alanları yeniden şekillendiriyor. Gün geçtikçe yapay zekayı mümkün kılan teknolojilerdeki gözle görülür şekilde meydana gelen hızlı ilerleme, insan figürünün harp alanındaki harp ve strateji bakımından tek karar alıcı ve uygulayıcı olma niteliğini elinden almasa da bunu paylaşmak zorunda gibi görünüyor artık. İnsansız kara araçları genel anlamıyla şimdi herhangi bir canlı unsuru bulundurmayan, uzaktan ya da otonom olarak görevlendirilen, önceden belirlenmiş görevleri icra edecek kritik teknolojilerdir. Bu kapsamda Baykar makinenin yaptığı uçan araba, geçtiğimiz Eylül ayında Cezeri ismini taşıyan uçan araba, sivil alandaki en önemli bir araç olarak gündeme gelmiştir.
Cezeri 1136-1206 yılları arasında yaşamış, sibernetik ve robotik bilimlerinin babası sayılan, onun hatırasına ithafen bu isim verilmiştir yapılan araca. Bu Cezeri ismi taşıyan araç, şehir içi yolcu ulaşımında, sağlık sektörü ve askeri alanda lojistik destek faaliyetlerine yeni bir şehre kazandırmak için geliştirilmektedir. Kargo taşımacılığında da aktif bir rol alacağı beklenmektedir. İnsansız kar araçları tekerlekli, paletli, ayaklı, müteferrik ya da işte bir canlı hayvanı temsil eden köpek şeklinde robotlarla günümüzde görülmektedir örnekleri. İnsansız hava araçlarının en önemli unsuru insansız hava araçları, silahlı insansız hava araçları veya dronlar olarak günümüzde çok konu edilmektedir. Bunlar askeri ve sivil maksatlar taşıyan şekilde iki ayrı kategoride incelenebilir. Askeri amaçlar doğrultusunda taarruz, izleme, keşif ve haritalama görevlerinde kullanılmıştır. Günümüzde bir yolcu uçağı boyutundan bir böcek boyutuna kadar değişen otonom kontrol sistemleri güçlü İHA'lar, dronlar üretilmektedir. İHA'ların ve SİHA'ların performansı yakın zamanda kardeş ülke Türk Devleti Azerbaycan'da mücadelesinde gündeme gelmiş. Daha evvel 2016'dan itibaren Fırat Kalkanı Harekatı, Zeytin Dalı Harekatı, Barış Pınarları Harekatı ve Bahar Kalkanı Harekatı'nda aynı zamanda yurt içindeki terörist faaliyetlerinin sonlandırılmasında kullanılmıştır. Hatta İdlib'de M4 Karayolu'nun güneyinde rejim unsurlarının ve Rus kuvvetlerinin durdurulmasında önemli derecede etkisi olduğu söylenebilir. Yurdumuzda başlangıçta Amerika Birleşik Devletleri'nden alınan insansız hava araçlarından netice alınamadığı ve daha sonra da İsrail'den kiralanan Heron'ların arızalanarak 3 adet Heron'un düştüğü, buna mukabil Türk Havacılık şirketi tarafından, TAI tarafından 1992 yılında başlanan çalışmalara, prototip çalışmalara 96-2003 yıllarında ilerlemeler kaydedilerek Turna, Keklik, Pelikan, Martı isimlerini taşıyan araçlar yapıldı. Aynı zamanda özel sektörde de Baykar Makine, Bayraktar olarak bilinen Malazgirt, Şırnak'ta sahada bizzat Gabardağı'nda konuşlanarak Tugay'ımızla birlikte bu konuda canlı çalışmalar yaptı. Daha sonra 2007'de Gözcü ismini taşıyan bir İHA yaptı. 2009'da da Kara Kuvvetlerine Malazgirt İHA'ları teslim edildi. 2008'de öncü olarak devam eden Türk Havacılık şirketinin, endüstrisinin İHA'sı Bayraktar TB2 ile takviye edilerek Vestel tarafından yapılan Karayel'de Türk Hava Kuvvetleri bünyesine alındı. 2012, 2013, 2017 yıllarında Anka S Hava Kuvvetleri'ne teslim edildi. Günümüzde 2020 yılında Anka Aksungur, Göksungur ve Bayraktar Akıncı TİHA Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yerlerini aldılar. Burada bir şeye değinmek istiyorum. Savaş uçağı pilotlarının silahlı insansız hava araçlarına göre geride kaldığı hususunu değinmek istiyorum. Hatta Karabağ'daki mücadeleler sırasında Türk SİHA'larıyla mücadele etmek üzere sahaya sürülen Su-47 savaş uçaklarının bizim TB2'ler tarafından 3 adedinin ikisinin düşürüldüğü ve üçüncüsünün kaçmak zorunda kaldığını kamuoyunda duyulan bir husustur. Belki basında çok yazılmamıştır ancak ben bunu canlı olarak olaya şahit olanlardan dinledim. Pilotlara göre SİHA'larımızın üstünlüğü şundan dolayı olur. Savaş uçağı pilotları bir süre sonra işba kaybedeğimiz fiziksel ve beyinsel yoğunluk kaybına maruz kalıyorlar. Durum muhakemesi kaybı yaşıyorlar. Situational awareness dedikleri. Aynı zamanda dizorientasyon, orta kulaktaki denge unsurunun bozulmasıyla oluşan vertigoya maruz kalıyorlar. Kısaca G-Lock olarak adlandırılan G kuvvetlerine bağlı bilinç kaybı. Yani savaş uçağı pilotu akrobatik hareketleri ardı ardına uzunca bir süre yapma imkanına sahip değil, bilinç kaybına maruz kalabiliyor. Ama SİHA'larda böyle bir husus yok. Dolayısıyla SİHA'lar savaş uçağı pilotlarında
yeri geldiğinde üstünlük sağlayabiliyor. Türkiye'mizin diğer SİHA sistemleri olarak Kamikaze Kargo, Alpago, Togan, Serçe 1 şeklinde SİHA'larımızdan söz etmek mümkün. Bunlar da son dönemdeki muharebelerde yoğun bir şekilde kullanılmıştır. Aynı zamanda sürü drone olarak çoklu drone harekatı hazırlıkları da yapılmıştır. Bunun dışında insansız deniz araçlarından ULAK ismini taşıyan bir aracımız Aralık ayında proto çalışma olarak indirildi. Keşif, gözetleme, istihbarat, su üstü harbi, asimetrik harp, silahlı eskort ve kuvvet koruma, stratejik tesis güvenliği, karadan mobil araçlarla ve karargah komuta merkezlerinde uçak gemisi, fırkateyn gibi yüzer platformlarda ULAK ismini taşıyan insansız silahlı deniz aracımızın kullanılması mümkün. Burada doktrinde çok adı geçen bir hususa değinmek istiyorum. Kuvvet çarpanı etkisi dediğimiz bir etki meydana getirdi bu yenilikler. Konvansiyonel ve hibrit savaş doktrininde stratejik, operasyonel ve taktik seviyede birliklerin muharebe gücünü yüksek bir seviyeye çıkaran hasım tarafı üzerinde oluşturduğu etkiyle da bir zamanda olağanüstü bir üstünlük kazandıran belirgin bir manevra, bilgelik, üstün kabiliyetli bir araç veya silah kullanılması kuvvet çarpanı olarak adlandırılıyor. Bu sahip olan tarafa elde ettiği etkinin ustalıkla kullanılması sayesinde hasım tarafın askeri birlikleri üzerinde galibiyete ve zaferi getirecek büyük bir başarı ve üstünlük elde etme imkanı kazanmış demektir. Kuvvet çarpanı olarak SİHA savaş uçakları ile karşılaştırıldığında uçuş saati olarak ve sorti sayısı itibariyle teröristler üzerinde etkili sonuç alınmasını sağlamış. Zeytin Dalı harekatında elde edilen bir sonucu arz ediyorum. 1129 teröristin imhasını sağlamıştır. Şimdi deminden beri arz ettiğim bu teknolojik gelişmeler, yeni harp silah araçları harp doktrin ve konseptlerinde değişikliklere gerektiriyor. İnsansız araçlar Türk Silahlı Kuvvetleri'ne stratejik anlamda önemli bir kuvvet çarpanı etkisi, katma değer ve askeri yetenek sağlamaktadır. Doktriner ve konsept değişikliğine sebep olan son model silah ve silah sistemleri askeri talimnamelerde de değişiklik yapılmasını gerektiriyor. Örneğin ileri gözetleyicilik kavramı bu imkanlarla değişmiş durumdadır. Yakın hava desteği imkanları değişmiş durumdadır, gelişmiş durumdadır. Bunların da talimnamelere aktarılması gerekmektedir. Milli talimnameler bu kapsamda yeniden ele alınmalıdır. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra 1949 yılında devreye giren Cenevre Sözleşmesi savaş hukukunun gereğini tam olarak zaten yerine getirmiyor. Birleşmiş Milletler hukuku, NATO çerçevesindeki hukuki çalışmalar hiçbir zaman adil olarak tarafların savaş kavramı kapsamında haklarının verilmesini sağlamıyor. Bu bahsettiğim yenilikleri de dikkate alarak savaş hukukunun yenilenmesi gerekmekte. Savaş kuvvet kullanma halidir. Diplomasinin yetersiz kaldığı durumlarda devreye girer. Kaçınılmaz olduğu zaman devreye girmesi mecburdur. Savaş düşmanca bir tutum veya eylem içerir. Savaş hukuki bir durum yaratır. Savaşın faili de devlettir. Türkiye son dönemde özellikle son 20 yılda elde ettiği imkan ve kabiliyetlerle milli ve yerli savunma sistemleriyle yerlilik oranını %80'lere yaklaştıran bir seçkin devlet olarak dünyaya adeta insanlık görevi hususunda bir numune imtisal olmaktadır. İslam ülkelerine rol model olmaktadır. Ve bu sayede İslam Ülkeleri Konfederasyonu'nun çekirdeğini teşkil edebilir. Daha önceki konuşmacılar da buna değindiler. Bazı gerçek dost ve kardeş İslam ülkelerinin Türkiye'ye olumlu yaklaşımları bize bu umudu vermektedir. Dünyada kuvvetlinin haklı ve hakim, zayıfın haksız ve mahkum olduğu adaletsiz bir dünya düzeninde insanlığın vicdanı sızlamaktadır. Yeni savaş doktrin ve konseptleri üreten bir Türkiye bu hususta da dünyaya öncülük etme rolünü kazanmış durumdadır. Sonuç olarak şunları söylemek mümkün. Orduların harp doktrin ve konseptleri yenilenmelidir. Genel savunma planları bu doktrinlere bağlı olarak
Bunlara kısaca GESAP diyoruz. Ve kuvvet yapılanmaları stratejik, operasyonel ve taktik seviyelerde yeniden ele alınmalıdır. İslam ülkelerinin güvenlik kuvvetlerinin organizasyon yapıları reorganize ve modernize edilmelidir. Muhtemel tehditlerin bertaraf edilmesi maksadıyla aynı şekilde yukarıda ifade ettiğim değişikliklerin askeri talimname ve tarihnamelere de indirgenmesi yeniden de milli olarak revize edilmelidir diyorum. Ve sözü daha fazla uzatmadan durumu burada sonlandırıyorum. Sağ olun, sağ olun. Çok teşekkür ederim Sayın Başkanım. Başkan Yardımcım. Beni sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sağ olun. Zaman kısalığı anlayışıyla biraz acil ifade ettim. Evet. Umarım faydalı olmuştur. Teşekkürler. Çok teşekkür ederiz efendim. Sağ olun, ağzınıza sağlık.